Artık Özge ile iki kelime konuşalım. Özge. Efendim. Ay ben söyle. Sende konuşacaktım. Söyle hayatım, artık seni dinliyoruz. Artık seni dinliyorum ben de. Seni dinliyoruz, söyle hayatım. Gökhan Tepe'ye bir sorum var benim. Evet. Gökhan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Gökhan Bey'e hayranlığınızdan gelen eski mektupları sakladığınızı söylemiştiniz. Ve bu mektupları da sergileyecektiniz. Hala böyle bir düşünceniz var mı? Var tabii ama yani hepsini sergilemek mümkün olmayacak. Çünkü bir dönem çuval çuval geliyordu. O zaman ne Twitter vardı ne Facebook, şimdi reklam gibi oldu ama hani bir sosyal medya yoktu. Ve bize mektuplar gelirdi. O kadar eski. Neydi yani. Ben doğru dedim. Reklama falan giriyor gibi geldi o zaman. Ha, neyin ismini saydın? Twitter. Sosyal medya şeyleri saydın. Güzel. Haftaya yoktu. Tabii. Harika. Tebrikler. Arabanın markasını falan da söyle istersen. Onlar tam olsun. Bana da saklıyor. Bir dakika. Anlayamadım. Saklıyor musun hala? Sakladığım mektuplar var. Var. Ya hepsini saklamak mümkündür. O zamanlar kapılara gelirdi, şirketimizin kapılarına gelirdi. Çuval çuval mektuplar. Evet. Yani tabii elimizden geldiği kadar hepsini okumaya çalışırdık. Bizim için çok duygusal anlar aslında. Şu anda duygusal. O dönem için tabii o kadar çuval. Ben bir şey söyleyeceğim. Mektup geliyor mu hiçbirinize? Geliyor değil mi? Geliyor. Geliyor mu? Sana geliyor mu? Mektup. Mektup geliyor. Faturalar. Faturalar. Evet, aynen bayağı. Hayvanlarınızdan mektup geliyor mu? Geliyor, geliyor. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Mektup yazan kim yazıyorsa alnından öpüyorum. Aynen. Bakın yani bu sosyal medyanın olduğu bu dönemde yazmak o kadar kolay ki. Tabii yani evde bilgisayar olmayan, internet olmayan da herkesin olduğunu kabul etmiyoruz ama olduğu halde oturup kağıdı alıyorsa, kalemi alıyorsa, oturup uzun uzun yazıyorsa abi kimse yaptıramaz bugün kimseye böyle bir şey. Çok kıymetli. Aynen öyle. O kadar karışık kıymet, kaset gibi bir şey. Bugün gelen çok daha kıymetli bir şey. Emek isteyen bir şey çünkü. O zaman şu anda çok kolaylaştı. Bize o zamanlar ulaşamıyorlardı. Bir şeyler çıkıyor mu hala? Mektupların içinden bir şeyler çıkıyor mu? Şimdi ara ara tabii bir nostalji yapıp ara ara bakıyorum. O kadar saf ve temiz cümleler, o kadar güzel cümleler. Yok yok şey, bir şey koyuyorlar mektubun içine. Gül yaprağı. Tabii gül kurutanlar var tabii. Gül kurutan var. Benim resimlerim bolca çıkıyordu. Çoğuna da dönmeye bir yerde çalıştım. Yanlış yapıyorlar. Yazdıktan sonra kokusunu sıkıyor. Kendi evet, kokusunu. Mektup bir geliyor orası dağılmış böyle. Hiçbir şey görünmüyor. Ama gerçekten helal olsun. Hala mektup yazan fırsat varsa. Fırsat bulup da sergilemeyi isterim açıkçası ama tabii şimdilik bu bir hayal. Peki. Başka soru Özge? Başka sorum var. Artık o kadar beklemiş. Evet. Canım, Özge şu anda intikam ateşiyle soruyor zaten. Yani şey çok değil. Aynen öyle. Evet. Özge Öztürk'e var sorum. Kime? Özge. Özge'ye. Evet. Evet. Özge Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugüne kadar yapamadığınız ama yapsam süper olur dediğiniz şeyler var mı? Evet, paraşütle uçaktan atlamak. Bu yaz atlamadın yapacaktım. Mı? Hayır ama hava şartlarından dolayı yapamadım. Hatta Selçuk'taydı. Biz de Tire'de çekim yapıyoruz. Hayko Cepkin'le. Yok, yo. Hayko muhtemelen orada olur Selçuk'ta ben gittiğimde. Selçuk'ta Hayko atlıyor. Evet, ya. Hep atlıyor. Hayko inanılmaz. Paraşütün artık yani felaket bir adam. Onu bizim yapmak istiyorum. Evet. Camianın hepsi atladı Hayko'yla. Kendi olarak atlıyor bir de artık. O eğitimini almış. Evet. Tek başına atlıyor yani. Paraşütle onu atlamak. İstiyorum. Var mı hayalini söylemek isteyen? Çok böyle bir şey. İleride şunu yapmak istiyorum diyen. Yani. Ucu? Var mı bir hayalin? Muhakkak vardır tabii. Dünya çapında bir oyuncu olmak yani büyük ihtimalle. İnşallah. Peki. Paraşütsüz atlamak. Paraşütsüz atlamak. Aa, büyük hayal. Büyük hayal. Bir kere atlayacaksın. Tek hayalini o gün zirvede bırakıyor. Zirvede bırakacaksın yani. Bir daha hayalini de anlatamayacaksın zaten kimseye. Benim şöyle bir hayalimi gerçekleştirdim diye. Efsane olur ama. Peki Özge, teşekkür ederim mi artık sana? Teşekkür ederim ama son bir soru. Şeref meselesiyle ilgili ekibe bir soru sormak istiyorum ben. Evet. Şeref meselesi diğer dizilerden ayıran en büyük özellik ne? Şeref meselesini diğer cümlelerden ayıran dizilerden. Oğlum ben bu işi yapıyorum, bir tek ben anlamıyorum ne konuşuyorsun. Reklam alanında. Diğer dizilerden ayıran en önemli özelliği ne? Kerem sence ne? Abi niye? Artık espri yapamıyorum senin şeylerin üzerine. Senin fan kulübün var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Unutma lafını. Yan yana gelmesin. Fan kulüplere buradan sesleneyim. Nur Bozar değil mi? Nur Bozar diye bir arkadaşımız yani şeyden. Bu tarz benimden ayrıldı. Yani çıktı daha doğrusu herhalde, bilmiyorum ben çok izleyemediğim için.
Onun fan kulübü benim Instagram'a çok fazla yazdılar. Nur Bozar'ı al, programa al, al, al diye. Ben buradan fan kulüplere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, bizim konuklarımız bir hafta öncesinden belli olmuyor. Bizim konuklarımız iki ay önceden belli oluyor. Çünkü filmler iki ay önceden belli oluyor. Onun için de bizim bundan sonraki bir buçuk aylık konuklarımız belli. Yani ondan dolayı kusura bakmayın diye söyleyeyim. Yoksa alacağız tabii ki. Alırız. Niye almayalım? Biz de çok isteriz. Ama öyle bir durumumuz var. Evet. Dizilerden ayıran özellik ne? Diğer dizilerden. Nasıl bağlıyorsun her şeyi? Son anda unutmadın abi. Oradan oraya. Allah yardım ediyor valla. Ben de şaşırdım. Şu konudan şuraya geldi. Bak Kerem konuşuyor, herkes konuşuyor, duyamıyoruz. Evet. Yani şey diyeceğim. Sonuçta bir İtalyan dizisinin uyarlaması, o yüzden hikayesi bayağı... Yazıyor galiba. Şey bayağı güzel bir hikayesi. Yani gerçekten hikayesi çok... Hikaye çok güzel. Kerem'in yanına gitmem lazım. Kerem'in yanına gitmem lazım. Kerem'in yanına gitmen lazım. Alıştırma. Peki biz anladık. Hani özetinde ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Aha. Devam etmek istiyorsan buyurun. Etmeyeyim ya. Allah'ım ya. Ya samimiyetidir bence ya. Samimiyeti. Aynen. İyi bir takım, iyi bir beyin takımı var. Tek bir şey değil zaten yani. Hani bence... Bak bu dizide şöyle bir şey var. Onu ben merak ediyorum. Bir kere müzikler çok böyle İtalyan bir müzisyenin yaptığı müzikler. Orijinal zaten. Bize çok alışık olmadığımız bir şey. Ama bence mükemmel oturmuş dizinin altına. Bu Akdeniz'i, Mediterane'i, Il Postino'yu sevenler varsa o tarz filmleri. Onların müzikleri tarzında müzikler var. Köyden ayrılırken bile altına öyle bir müzik konması çok ters köşe olmuş ve enteresan bir duygu çıkartmış ortaya. Bir. İki. Aslında Kasımpaşa ya da işte Mahalle Delikanlısı, Mahalle Abileri gibi diziler, yani o tarz dizilerde bizde oynatılan kadrolar genelde bellidir. Yani yaklaşık hangi isimleri görebileceğini ya da tipleri görebileceğini bilirsin. Burada hiç oraya olmayacak belki de tipler var. Bu tiplerin orada olması da başka bir ters köşe olmuş. Bu insanlara çok böyle enteresan gelebilir. Böyle şeyler var, farklı şeyler var filmin içinde. Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani... Evet, samimiyet var, hikaye çok güzel falan ama yani bir İtalyan uyarlaması olduğu için bence galiba ağır ağır işleyen bir hikaye değil. Yani o kadar hızlı dinamik ki olaylar. Yani sürekli bir olay var ki orijinalinde çok daha hızlı. Biz bunu daha sindire yavaş yavaş ama ona rağmen Türkiye'deki dizilere bakıldığında biz çok hızlı olaylarımız işliyor. Yani biz bile böyle ambale oluyoruz. Evet ama biraz dinamizm lazım. Uzun uzun bakışmalardan çok sıkıldık. Müzik altıyla öyle bir yani gerçekten o uzun bakışmalar, o şeyler yani o süreden yeme işleri gerçekten Allah'tan sıkı geldi. Allah'tan yönetmenimiz. Yavaş. Neye baktın Sarp'ım söyle. Sana bakıyorum, çok güzel sunuyorsun. Ay teşekkür ederim. Ay maşallah. Şey... Gurur duyuyor. Böyle. Ama... Kerem 40 yılda bir şey söyleyecek. Söyle Kerem, pardon. Yani sonuçta... Eminim bizde de klişeler var. Yani sonuçta her şeyde artık klişe var ama burada biraz yani oyuncuların aynı zamanda ve yönetmenimizin hikayeyi ve karakteri nasıl yorumladığımız farkındalığı yaratan şey. Evet, o yüzden, güzel. Evet. Doğru. Bu hikayeyi herkes bambaşka yorumlar. Doğru söylüyor. Beklemediğimiz bir performans Kerem'den. Zirvede bitirdi. Demek cümle ki bitti. Bir sorunca değil. O isteyince konuşunca bir şey çıkıyor ya, yani. Evet, bir sorunca aynen. Olmuyor yani. Bir dahaki sefere olsun. Belki öyle olabilir yani. Gerçekten abi ben sormayacağım bundan sonra sana. Sen kendi aynen, içinden ben... bir şey gelince vallahi öyle yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.